Onun sevdası son nefesine kadar bitmedi. Bay Sinema eserleriyle yaşayacak. Sinema sevdasıyla dolu 65 yıllık bir kariyer. 87 yaşında hayata veda eden Yeşilçam'ın usta yapımcılarından Türker Enenoğlu'nun kişisel internet sitesinde efsane isim bu kısacık cümleyle tanımlanıyor. Cümle kısa ama o kadar çok şey anlatıyor ki. Yeşilçam tarihine damgasını vuran yüzlerce film, milyonları ekranlara bağlayan diziler, TV programları. Hepsinde Türker Enenoğlu'nun imzası var. Aslında onun bu sinema tutkusu henüz genç yaşında başladı. 18 Mayıs 1936'da Safranbolu'da dünyaya gelen Türker Enenoğlu'nun bir tutkusu daha vardı. Futbol. Abdülhamit'in huzur hocası Mustafa Lütfi Efendi'nin oğlu Doktor Hakkı Nevin ile Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım'ın 3 erkek çocuğundan biriydi Türker Enenoğlu. Onun ardından Sezer ve Berker adında ikiz kardeşleri de dünyaya geldi ama Sezer 3 aylıkken yaşama veda etti. Hayatının ilk 15 yılını doğum yeri olan Safranbolu ile İstanbul arasında mekik dokuyarak geçirdi Türker Enenoğlu. Futbol olan büyük tutkusu onu okul takımlarında ve semt kulüplerinde yeşil sahalara çıkmaya yöneltti. Liseden mezun olduktan sonra Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi ama okulu bitirmeden sinemacılığa adım attı. Onun Yeşilçam'daki ilk hocaları Ömer Lütfü Akat ve Nişan Hançer oldu. Bu iki ustaya 9 filmde asistanlık yaptı İnanoğlu. Sonra kendi sinema serüveni başladı. Takvimler 1959 yılını gösterirken Senden Ayrı Yaşayamam ile ilk yönetmenlik deneyimine imza attı. Kısacık zamanda farklı yapımlarla 10 tane film çektikten bir yıl sonra kendi yapım şirketini kurdu. Erler Filmi. Yani Türkiye'de en uzun süre faaliyet gösteren yapım şirketiydi bu. Bugün Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Erler Film bünyesinde 200'ün üzerinde film çektiğine ne olur? Sadece kendi filmlerinin değil, aynı zamanda Türkiye'de çekilen Amerikan, Japon, Alman ve Fransız filmlerinin de yapımcılığını üstlendi. Sinema kariyerine çok erken adım atan İnanoğlu, 1963 yılında yedek subay öğretmen olarak vatanı görevine başladı. Bu kapsamda Taksim ve Hacı Yüsev'de ilkokul öğretmenliği yaptı. Askerliğini Ezine'de tamamladıktan sonra 1964 yılında ilk evliliğini Türk sinemasının en zarif oyuncularından Filiz Akın'la gerçekleştirdi. Evlilik 10 yıl sürdü. Bu evlilikten İlker adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. İlker İnanoğlu sonradan babasının izinden gidip sinemada kariyer yaptı. Yeşilçam'ın yumurcağı olarak tanındı. Filiz Akın'dan boşandıktan bir yıl sonra İnanoğlu ikinci evliliğini yine Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldız oyunculardan Gülşen Bubikoğlu'yla yaptı. Bu evlilikten de Zeynep adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Türker İnanoğlu, Türkiye'de birçok ilke imza atan bir isim oldu. Bunlardan birini 1979'da kurduğu Ulusal Video adlı şirket aracılığıyla yaptı. Bu şirket, Türkiye'de videoculuğun öncülerinden biri olarak tarihe geçti. İnanoğlu şirket aracılığıyla hem Türkiye'de hem yurt dışında 2000'e yakın video filmi çekildi. Bu sayede tam da Türk sinemasının krizden geçtiği bir dönemde 7. sanata can suyu oldu. Türker Enenoğlu 1985 yılında bu kez televizyona yoğunlaştı. Bunun için özel bir stüdyo kurdu. Bu sayede de Bir Başka Gece, Hodri Meydan, Gecenin Getirdikleri gibi bir dönem damgasını vuran yapımlara imzasını attı. 1987 yılında İcraatinin İçinden Altı programı dönemin başbakanı Turgut Özal ile başlatan İnanoğlu, Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz'ın başbakanlık dönemlerinden de aynı programın yapımcılığını sürdürdü. Türkiye'nin onu aynı zamanda Türkiye'de türünün ilk örneği TÜRVAK Sinema Tiyatro Müzesi'ni kurdu. Türk sinemasının yanı sıra televizyon dünyasında da sayısız işe imzasını atan İnanoğlu'nun serüveni Bay Sinema adlı kitaba da konu oldu. İnanoğlu'nun bu süreçte sinemaya adanmış bir ömür, acısıyla tatlısıyla Yeşilçam anıları ve En Güzel Köy Kanlıca kitaplarıyla bir döneme de ışık tuttu. Bay Sinema adıyla bilinen ünlü yapımcı bu kitabında Yeşilçam ve eski İstanbul'un bir panoramasını sundu. İnanoğlu'nun gençliğinde kanına giren sinema tutkusunun nedeni babasının onu küçükken sık sık sinemaya götürmesiydi. Sadece bu da değil, sık sık Taksim'deki tiyatro ve sinemaları ziyaret ederdi baba oğul. Bu sayede de İnanoğlu daha küçük yaşta ileride sahip olacağı mesleği belirlemişti.
Sinema sanatında kendisini çeken en önemli ayrıntıyı da şöyle anlatmıştı İnanoğlu. Her şeyden önce yoktan var ettiğim bir sanat eserini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşatıyor sinema bana. Sonra perdedeki başarısı oranına geri dönüşleri oluyordu eminim. Hem maddi hem manevi geri dönüşlerdi bunlar. Kazancı bir yandan filmin beğenilmesi, bu beğeninin çeşitli iletişim araçlarıyla duyurulması, senin bu başarı nedeniyle tanınır, bilinir, sevilir ve sayılır olman az şey miydi? Kendi söylediği gibi de bu mutluluğu sayısız defalarca yaşamıştı. Bay Sinema Türker İnanoğlu hayata veda etti ama geride imzasını attığı yüzlerce yapım kaldı. Onun adı da bu yapımlarla yaşayacak.